Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 14 Eylül 2022. Rıza Kaya Alp 5. kez dünya şampiyonu oldu. Onu buradan bir kez daha tebrik ederek başlayalım. Göğsümüzü kabarttı, bizi gururlandırdı. Allah razı olsun. İnşallah bütün sporcularımıza da başarılar. Volkan Demirel Göztepe'nin tercihini reddetti diyor DHA ve meşhur duyumcular. E, Dün Hatay Spor'la bir görüşme gerçekleştirecekti ama Hatay Spor mevcut teknik tekniklerini de çok değiştirmek istemiyor. Acaba Volkan Demirel Göztepe'ye renklerinden dolayı mı gitmedi? O da ayrı bir mesele. Büyük ihtimalle Fuat Çapa'yı falan düşünüyormuş Göztepe. Ee, hani daha önce konuştuğumuz için hocam ne oldu ne etti demeyin diye söylüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin Ren yolculuğu öncesinde şu anda ben bu videoyu saat 10.30'a planladım. Ee, şu anda da yani sizler o videoyu izlerken de Fenerbahçe'mizin basına açık bir şekilde antrenmanı olacak. Ve futbol takımı saat ya Türkiye saatle saat 15 civarında Ren yolculuğuna başlayacak. Allah Fenerbahçemizin yar ve yardımcısı olsun. Ee, Taraftarlar olarak da sizlerden desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Jesus'un da akşam saatlerinde basın toplantısı olacak bir futbolcumuzla birlikte. Ee, artık hangi futbolcu olur bilmiyorum. Şimdi transfer markette bazı değerlendirmeler, bazı değişimler olmuş. Bu çok uzun bir konu. Bunu 2 saat konuşursak bitmez. Galatasaraylar Sergio Oliveira'nın 6,5 milyon euro oluşunu işte Crespo'nun da 8 milyon euro oluşunu takmışlar ortaya ve işte Ali Koç Market falan yazmışlar. Şimdi e, mesela Sergio Oliveira'nın 4 kez direkten topu dönmüş bir tek Giresun maçında mağlubiyet var. Yoksa diğer maçların hepsini zaten kazanmışlar. Ya bizi anlamanız için direkten dönen toplarda bütün o maçları kaybetmeniz lazım kupalardan falan edinmeniz lazım ki o zaman anlamaz lazım. Bu bir. İkincisi ya Allah aşkına 30 yaşında bir futbolcudan bahsediyorsun. 30 yaşında. Belki de son kontratını yapmış bir futbolcudan bahsediyorsun. 6,5 milyon euro piyasa değeri. Not sen bu futbolcuyu 3'e almışsın. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe kaça aldıysa transfer market bir gecede o fiyata düşürdü. Biz ses etmemişiz. Yani 3 milyon euro 3'e düşürmesi lazımken 6,5'a düşürmüş. Senin teşekkür etmen lazımken Türkiye'nin belki de en iyi merkez orta saha oyuncusu 25 yaşında oyuncusu. 8 milyon euro teklifi zaten resmi olarak görmüş oyuncusuna laf atıyorsun. Bu da çok enteresan. Ya Crespo'ya 20 yazsa inanın futboldan anlayan birçok kişi niye demez yani. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Sergio Oliveira'yı ben gelmeden hani transfer marketına skills videolarını falan izleyip beğenmiş bir adam olarak konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Türkiye Ligi'ndeki performansını görünce çok çıt kırıldım bir oyuncu. Aslında Vegors da öyle. Hani biraz hakemler rakiplerin sertliğine ses çıkarmasa bakın bakalım neler değişiyor. O da ayrı bir mesele. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi demiş ki yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz demiş. Şimdi buna MHYB diyebilirsiniz yani Mustafa Hoca yine bildi diyebilirsiniz. Bu bir. İkincisi hani Galatasaray şampiyon yapacaklardı el altından garanti vermişlerdi. Yani Galatasaray hakkında iftira atmaya utanmıyor musunuz? Bu iki. Üçüncüsü Üçüncüsü, ben şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. İftiralardan ne zaman kurtulacaksınız? Yabancı sanırım serbest olsun. Bunu Galatasaraylılar da yapıyor. Fenerbahçe istedi. Ulan Fenerbahçe niye istesin diyoruz. İstedi işte. O yüzden serbest olacak. Yabancı sınırı serbest olmuyor. Hani Fenerbahçe istediydi? <laughs> oğlum eski düzen yok artık. <laughs> diyor. Mesela Fenerbahçe maç kazanıyor. Fenerasyon oğlum. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybediyor. Ha <laughs> maçlar sahada oynanıyor oğlum. Masa başında değil. Ya kendinizden bu kadar çelişmeyin ya. Dönek derler ya. Gerçi çok umurunuzda değildir. Şey Yusuf Demir Avusturya milli takımının yine aday kadrosuna çağrılmış. Şimdi gitse bir dert, gitmese bir dert. Muhtemelen sakatlanacaktır. Bakın duyumunu da vereyim ha. Sağlık sorunları sebebiyle gidemeyecektir muhtemelen. Bakalım gidecek mi? Gitse bir dert, gitmese bir dert. Hani Allah'ın sopası yok ki mi derler? Aslında Allah'ın sopaya ihtiyaç yok ki. Orada Ali Alioskin'in Müslüman olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Özcan Alioğluymuş, tam şeyi anlattılar bana. Ezgican'ın zaten Özcan olduğunu söylemiştim. Özcan Alioğlu, Müslüman bir futbolcu. Zamanında Umre'de çekilmiş fotoğraflarda basına yansımış. E, Türkiye zaten benzer bir kültür, Türkiye'yi seviyor, kendini Türk gibi hissediyor. Türkiye'de de akrabaların olduğu iddiaları var ama ondan emin değilim. Türkçe de öğreniyormuş yavaş yavaş. Yani bunlar komik şeyler ya. Ama şu bunu dedi. Bu bunu dedi. Lan bir gidin lan. La bir gidin la. La bir gidin la. Şimdi CS Futbol Araştırmaları Kurumu dünya çapında 25 yaş altı futbolcuların kendi rolündeki başarısına ilgili bir rapor hazırlamış. Sol bek mevkisinde Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu da yer almış. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bana şu sorunun cevabını verin. Ferdi Kadıoğlu hem sağ bekte hem sol bekte inanılmaz işlere imza atıyor, değil mi? Ha, gerçi sizin bazı arkadaşların çöpleme refansı de, referansı olan kendini overmars sanıyor. Ne uzalır, ne kısalır. Kendini yıldız zannediyor diyen bir şahıs Ferdi Kadıoğlu'nu yerin dibine sokmuş da siz ona şey yapmıştınız değil mi? Türkiye Ligi'nin arkadaşlar iki tane futbolcu var. Bir Sakaboy, bir Ferdi Kadıoğlu. Sonrasında bir Osayi diye devam eder. Ee, hani sağ performansı iyi olan. Aklıma şu Sakaboy'a gelmişken. Şimdi Galatasarayların Sakaboy evrimini de paylaşalım. Şimdi konusunda iki tane evrimi var Galatasaray'ın. Şimdi Sakaboy oynuyor mu oynamıyor mu? Oynamıyorsa Rogon aracılığıyla Fenerbahçe Kaçmaya çalıştı. Gir Ali Koç'a at tut. Yalı çocuğu bilmem ne çocuğu diye salla gitsin. Yok Sakaboy oynuyorsa. Deki transfer market değeri 50 milyon euro girilmedi. Kesin Ali Koç'un suçudur diye. At tut. Dünyada bu kadar. ya Bu kadar rezil bir düşünce yapısı. Bu kadar çabuk kıvıran bir düşünce yapısı. Bu kadar çabuk kıvıran hesaplar. Başka ülkede yoktur zannetmiyorum. Yine Galatasaray hesaplarının muhteşem bir başarısı var. Oradan da devam edelim. Galatasaray hesaplarının muhteşem başarısı arkadaşlar. Bakınız. Hocam ekrandaki nedir? Güzel bir kadın koymuşsunuz. Evet güzel bir kadın. Bu kadını tanıyorsunuz. Fenerbahçe kadın futbol takımı menajeri Jessica Çarmık. Çarmıkla. Çarmıkça diyecektim az kalsın. Jessica Çarmıklı. Bu hanımefendiyi transfer market çalışanı Lara Karacan zannedip linç kampanyası başlatıyorlar. Bakın iki farklı kişi. Lara Karacan fotoğrafını paylaşmak istemiyorum. Siz internetten araştırın bakın. Aradaki alakayı siz kurun. Yani yanlış duymadınız. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe kadın futbol menajeri Jessica Çarmıklı'yı transfer market çalışanı Lara Karacan zannedip linç kampanyası başlatıyor. Sonra da yapılan paylaşımları siliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu arada Lara Karacan'ın fotoğrafı görseli zaten gözüküyor kısmen. Bakabilirsiniz yani oradan. Yani max zeka desen değil. Minimum zeka desen o hiç değil. Ortası desen ortası yok. Kenarı desen Kenarı yok. <gülüyor> yani <gülüyor> yani e, neydi o şarkı? Pat patlamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim diyor. Neresinden tutup düzeleceksin? Bu arada transfer market piyasa değerine göre Fenerbahçe 179.58 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kadro su olma e, konusunda zirvede. Baktığınız zaman arkadaşlar e, Arda Güler Yeni transfer markada göre 9 milyon euroya yükselmiş. Kendi yaş grubunda dünyanın en pahalısı. İsmail yüksek 350 bin eurodan 2,5 milyon euroya yükselmiş. Hani fazla mı artmış diyebilirsiniz. Atilla Senayi 14 milyon euroya tekrardan yükselmiş. Biliyorsunuz hem forma şansı bulmaya başladı. Hem form almaya başladı. O yüzden de bunlar normal. Ee, hani tek tek futbolcuları sayarsam dediğim gibi arkadaşlar süremiz çok ilerler. Ama Fenerbahçe adına baktığınız zaman arkadaşlar mesela Altay Bayındır düşüşte. 1 milyon euro düşmüş. 16'dan 15'e düşmüş. Muhtemelen Uğurcan Çakır da düşmüştür. Luan Perez 6'ya düşmüş. Normal 7'den 6'ya düşmesi. Çünkü başlarda futbolu unutmuş gibi oynuyordu. Arao 7'den 6.5'a düşmüş. Bence normal. Baktığınız zaman normal. Nazım Sankara 1.7'de kalmış. Novak 1 milyon euro. Lemos 500 bin. Hani birkaç maç oynadıkları için korumuşlar. Crespo 8 milyon euro. Bence Crespo'nun 10-12'yi bulması lazımdı. Zayt 6. Bence Zaits'in de bulması lazımdı. Yani artması lazımdı. Mert Hakan 3.5 diyor. 7 teklif geliyor. Artabilirdi. Ferdi 10.5 diyor. Şu an Ferdi'yi 10.5'a satsalar taraftarın kaçı haini ilan eder? Ya da Osa'yı 8 diyor. Hani bunları tek tek değerlendirebilirsiniz. Lincoln 22-5 milyon euro diyor. Bu arada Lincoln'la ilgili de şunu söyleyeyim. Lincoln Ren maçında kanat bek oynayacak gibi duruyor. Haberiniz olsun. Yani kanat bek Lincoln oynayacak gibi duruyor. Bir kardeşim diyor ki bazı teknik adamlar tempo ve savunma eksikliği olan futbolcularını hani bek rolünde oynatıp bu eksiği kapatmaya çalışırlar diyor. Hatta Olcan adını Gaziantep'te bir hoca bu şekilde oynatmıştı. Kariyerinde ee, büyük bir ilerleme kat etmiş diyor. Ezgi Can arıyoruz ki 50 maçta ilk 11 sol kanat oynayacak diye bir şey yok diyor. Bilginiz olsun Fenerbahçe'de bazen yani Luan Perez sol bek gibi oynuyor. Yani dizilişe çok aldanmayın. Arda Güler için de Ren maçında 11 oynanacak deniyor ama ben 11 demeyeyim. Ben Arda Güler bir şekilde forma şansı bulur diyeyim. Orada algı demişken. Algı demişken. Bazı algılar da var. Süper Lig'de. Nedir o algılar? Bir de şunu söyleyeceğim. <laughs> Unutmadan söyleyeyim. Mesela Emre Mor 3 milyon euroya yükselmiş. Oynadığından dolayı. İrfan 8,5 falan. Baş iyi 9,5'a düşürmüşler ondan. O zaten kendi arttırır. Joshua King 8'de kalmış. Bunlar kendini arttırır. Valencia 2,4 mesela. Lan adam gol kralı lan. Kaç maç eksik oynamış gol kralı lan. Neyse sonra da derler ki Fenerbahçe şey diye. Ben şunu söyleyeceğim. Algı demişken aklıma geldi. Beştaş Başakşehir'e kaybetti. Kaybetti kaybetmesin ama birisi çıkmış elemanın biri. Daha 6. haftada Beştaş'ın başına Alanya Spor'da hakem faciası. Halil Umut konusu. 6 haftada 3 olay takımın başına geldi falan filan. Beştaş'ın net penaltısı verilmedi diyor. Ben bunu açıkladım. Bu pozisyonlara vermiyorlar. Hatta aynı Kayseri Spor maçında oldu. Niye vermediklerini de söyledim. Bana göre kural saçma. Bana göre insan kendi kendine çarpma yapamaz. Ya topu uzaklaştırmaya çalıştı eline değdi. Bence eldir, penaltıdır. Bu benim mantığıma göre. Takım arkadaşım topu uzaklaştırmaya çalıştı benim elime değdi. Bu penaltıdır benim mantığıma göre. Net olarak penaltıdır arkadaş. Takım arkadaşım da benden, ben de bendenim. Bu penaltıdır benim gözümde. Gelin kuralı değiştirelim dediğin zaman da diyorlar ki ya gerek yok nav nav diyorlar. Emre Berezoğlu yönetimindeki Başakşehir ligde ve Avrupa'da bir şekilde devam ediyor. Ta ki Fenerbahçe maçına kadar böyle giderler. Orada Beşiktaş Teknik Direktörü ne diyordu maçtan önce? Başakşehir bizden oynamadığı için gol yemedi. Bizden oynasın da bakın nasıl gol yiyor demişti. <laughs> bu da ilginç. Ben şeyi atlamışım. Filip Kenny. Ben bu ismi atlamışım. Arkadaşlar Kenny hatırlıyor musunuz? Beşiktaş'ın dik duruşu sayesinde transferden vazgeçtiği isimdi. Sonra Başakşehir'e gitti. 6. haftada hemen direkt yani sadece 15 dakika forma giyip Beşiktaş maçında ilk 11'de çıkmış sahaya. 6. haftada en fazla hava topu mücadelesi kazanan futbolcu olmuş 8 kez. En fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olmuş 11 kez. Başakşehir altın buldu. Şimdi aramızdaki bazı çöpçüler Fenerbahçe bunu alsa yeri göğü inleteceksiniz. Diyeceksiniz ki bu çöpü niye aldınız? Aldın arkadaşlar size. Hocam bir maçla değerlendirmeyelim. Yani. Niye siz bir maçta Gustavo Henrique'yi yerin dibine soktunuz? Ya Fenerbahçe'ye gelince bir maçta değerlendir. Takibe gelince değerlendirme. Başakşehir dolu dizgin gidiyor. Sosyal medyada paylaşmışlar na mağlup diye. Yenilen gol yok şöyle böyle diye. Nazarları değer çok yakında patlak verir. Ama şunu es Emre Belözoğlu 4-1 4-1 gibi bir dizilişle sahaya çıkıp 3-2-5'e evrilen bir hücum portföyü çizdim. Kanat bek kanatları çok iyi çalıştırdı. Toplu oyun şablonu, iki driplingci, sağ sol kenardakileri bazen çizgiye bastırmak, limayı e, içeride kullanmak, dışarıda kullanmak. Bunlar taktiktir. Yani Başakşehir Beşiktaş'ın temposunu ayak uydurmadı aslında. Beştaş'ı pasla yordu. Enkodun'un e, kanadını bir şekilde durdurmaya çalıştı. Ve Gorstü mesela hep ceza sahasını dışına itti. İçeride pozisyon aldırmadı. Merkezi sürekli kaydırdı. Kanatları kapattı diyor. Bunlar da arkadaşlar taktiksel e, hamleler diyelim. Hocam Emre Belezoğlu gitmese olmaz mıydı? Hocam Jesus'tan sonra Emre Belezoğlu gelsin. Bakın Fenerbahçe taraftarının ben bu günü birlik tavırlarına bitiyorum ya. Ya bu kadar çabuk şey yapmayın. Takımın bir teknik direktörü var. İyi yoldayız. Güzel gidiyoruz. Şansa bala kazanmıyoruz. Yani milyon euroları verip getirdiğimiz dünyaca ünlü yıldızlar kenarda öyle boş beleş oturup da hiç beklemediğimiz çöp dediğimiz kişiler gol bulmuyor. Hocam Valencia 6 gol buldu. Çöptü Valencia. Valencia 6 bulurken Joshua King, Pedro falan çekirdek mi çitliyordu? Baş falan. Lincoln falan. Mesela sizin en büyük çöplediğiniz kişi kim? Rossi. Bir internete girip baksanıza Rossi kaç asist yapmış. Lincoln ne yapmış? Şimdi ben şu başlığa geçiyorum. Ve asıl konumuz bu. Transferde büyük hüsran. Şimdi Trabzonspor puan kaybetmiş. Hem de hakemin akıl almaz iptal ettiği gol kararından sonra milyonlarca kişi de ulan görüyor musun hakemle bile kazanamıyorlar demişken kaybetmiş. İşler yolunda gitmemiş. Herhalde sezon başından beri Trabzonspor'un bir galibiyeti mi varmış ne? Bir de Abdullah da sözleşme uzattılar. Kara günler bekliyor onları. Bu bir. Gerçi Fenerbahçe maçları yaklaşıyor. Fenerbahçe maçında bir hakem eli değer o zamana kalırsa. belli olmaz o iş. İnşallah değmez. İnşallah Ligimizde adalet hakim olur. Her zaman adalet hakim olur. Adil futbol olur. Kim hak ediyorsa o şampiyon olur inşallah. Beşiktaş kaybetmiş, Trabzon kaybetmiş. Bir gazetenin manşeti. Yani takımda da huzursuzluk yok, kavga dövüş de yok. Başkan ne oynamışlar. Nedir o konu? Buruma. Buruma konusu. Şimdi Buruma konusunda Murat Zorlu da çıkmış diyor ki Buruma'nın 4 milyon euro sat, zorunlu satın alma opsiyonu var. Seneye bu opsiyonu kullanmak istemiyoruz ama mecburuz diye de yangını körüklemiş. Ben size şunu söyleyeyim. Bana söyleneni bir kez daha söylüyorum. Bana söylenen zorunlu değil denildi. Ben bir kez daha bunu söylüyorum. Hocam zorunludur bak rezil olursun. Ya ben bana söyleneni söylemek de yükümlüyüm arkadaşlar. Benim sistemim bu. Benim sistemim bu. Fakat ben şunu söyleyeyim. Diyorsunuz ki hocam Fenerbahçe bu kadar değişiklik yapması doğru muydu? Hani bu kadar transfer. Serkan koyun müthiş bir cümle kurmuş. Diyor ki geçen sezona göre daha fazla gol pozisyona giren, daha fazla ikili mücadele kazanan, istatistiklerde zirvede olan bir Fenerbahçe izliyorsunuz. Demek ki zorunluymuş. Diyor. Cevap orada. Şimdi buruma konusunda Fenerbahçe transfer etti ama gözden çıkarıldı. Çünkü Jesus'un beklediği buruma çıkmadı. Bu bazen oluyor. Galatasaray Galatasaray bölüm bir eleman transfer etti. Bir dakika forma şansı bulmadan milyon eurolar saçıldı geri gitti. Fenerbahçe Krasic'i getirdi. Getirdiği içinden aldığı çok başkaydı. Joromain Lens Beşiktaş olayları malumunuz. İşte o Solbek en sakala falan malumunuz. Bu her takımın başına gelebilecek bir olay. Ancak söz konusu haberlere Fenerbahçe adı karıştığı zaman haberlerin büyüme şeklini de anlamışsınızdır. Şimdi Fenerbahçe TFF'ye gönderilen lisans listesini almadı Burumayı. Ve Burumayı göndermek için çok uğraşıyor. Sercan Hamzoğlu da belirtmiş 11 Eylül'de Buruma'nın menajeri Kat Katio Balde İstanbul'a geldi. Fenerbahçe görüşmüş ve oyuncunun boşta kalmasını istememiş. Fenerbahçe de istemiyor. Şimdi zorunlu opsiyonu alacak olsam bile ne yaparsın biliyor musun? Bak ben aslında size bazı şeyler anlattım ama şimdi biraz detaylı anlatayım. Futbolcunun zorunlu opsiyonun devreye girmesini mi istiyorsun? Ya da istemiyor musun? Ya da futbolcuna en az zararla mı kurtulmak istiyorsun? Futbolcuyu yıldız olabileceği bir takıma gönder. İstanbul Spor'da yıldız olabilecek futbolcu yok. Gönder Burma'ya oynama garantisiyle. Burma'ya da de ki arkadaş sen buraya git. Küçük takımın büyük topçusu ol. Seneye gel biz de zaten mecbursak eğer. Opsiyon zorunluysa. Yapabilirsin. E, kara gümrük gönder gitsin. Anlatabiliyor muyum? Giresun'a gönder gitsin. Adamları da dikte tutarsın. Ben süperlikte bazı takımların bazı takımlara futbolcu kiralarken sanki iki maçı da bizde yatın der gibi hareket ettiği görüşündeyim. Bazı takımlar bazı takımlara futbolcu kiralarken sanki iki maçtan altı puan istiyoruz. Şartımız bu diye gönderiyorlar gibi geliyor ama neyse. Kuruntumdur belki de. Burma ile ilgili şunu söyleyeyim. Biz Burma'yı göndermek istiyoruz. Elimizde birçok takım var. İsrail ekibi Makabib Tel Aviv. Tel Aviv. Aslında burumaya talip. Ama iş olur mu olmaz mı dua edin arkadaşlar. Hani ee, lisans çıkarılmadı. Ocak ayına kadar kadroda duracak, edecek. Ocaktan sonra artık bir çözüm bulunması lazım. Şu Fenerbahçe kadrosunda zor ee, ya, şans bulur. E, PSV'ye geri gönderilmedi, gitmedi. Resmi transfer bekliyoruz. UEFA'ya gönderilen kadroda da yer almadı haliyle. Bu arada ligde lisansı çıkmadığı için UEFA'da da oynayamaz. Hocam bari oraya yazsaydık falan demeyin yani. Ve şöyle bir durum var. Makabı Tel itekleme, e, göndermeye çalışıyoruz. 5 maça çıkmış Buruma, Bir asistlik katkıda bulunmuş. Yabancı basına basında yazmış bunu. Makabı Tel Aviv'in buruma isteğini. İnşallah bu transfer gerçekleşir. Böyle olur. Ha diyeceksiniz ki hocam 4 milyon euro opsiyon doğruysa dalga konusu etmek ahlaksızlıktır. Aslında ahlaksızlık da sayılmaz. Çünkü büyük umutlarla almışsın ve yetersiz diye kadro dışı bırakıyorsun. Ve aylar sonra yetersiz diye kadro dışı bırakıyorsun. Yani Jesus aldırdı etti. Bakın arkadaşlar bu çıkabilir. Yani buzdolabı alıyorsunuz, eve geliyorsunuz. Her şey süper, sıfır. Kutusundan yeni çıkmış işte servis gelmiş, takmış etmiş. Bir takıyorlar, hop çalışmıyor. Bu sizin suçunuz mu? Hocam böyle bir durumlarda geri iade edebilirsin. İşte transferde geri iade edemiyorsun. Opsiyona zorunlu koydurması başlı başına hatadır. Ama arkadaşlar teknik direktör güveniyorsa ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Misal veriyorum. Ben bir e, iddiada bulunuyorum. Bu kanal Ren maçına kadar 26.400 aboneye ulaşır arkadaşlar ve fena, bu abone sayısına ulaşırsa da Fenerbahçe maçı 2-0 kazanacak inşallah. Bakalım olacak mı? Hocam bu kanal o sayıya ulaşırsa kesin 2-0 kazanıyor muyuz? Arkadaşlar ben ben içimden geçeni söyledim, Hiç değil söyledim. Aslında futbolcu transferi de böyle hissidir. Sen futbolcuyu almasını alıyorsun ama sana geldi oynamadı. De. Senin suçun ne? Ben size güzel bir duyum vereyim. Siz boşverin onu bunu şunu. Dua edin Buruma kardeşimiz e, Makabe Tel Aviv'e direkt olarak gitsin. Sizler de ben de e, bu işten kurtulalım. Olur mu? Zorunluysa da kurtulalım. Değilse de kurtulalım. Olur mu? Umarım ne demek istediğimi anladınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ha, ben gazeteye kızmıyorum bu arada. Gazete Fenerbahçe'yi kullanmak zorunda. Transferde büyük hüsran demek zorunda. Fenerbahçe'de skandal demek zorunda. Son dakika diyeyim bak. Fenerbahçe'de büyük skandal. Duyumcular duyurdu. Mer, o isim. Ah. Duyumcular da duyurdu arkadaşlar yani 4 milyon euro diye. Ama bir başka duyumcu da dedi ki gitme ihtimali yüksek. İnşallah benim dediğim olur. Benim duyumum çıksın çıkmasın diye demiyorum. Zaten duyum çıktı. Herkes ilk bir söyledi. Kuran çapsın bir söyledikler de. Makabib Tel Aviv'e 2 milyon euro'ya satsak. Yani eğer opsiyon zorunluysa. Zorunlu değilse de gitse orada kiralık olarak oynasa en azından kendini geliştirse. Bakın 2 milyon euro azımsamayın. Oyuncuya 1 milyon euro yıllık ücret verecek olsan, 4'e asadını alacak olsan. Bir buradan 3 yıllık daha olsun. 3 doğrudan 4. 4 de opsiyon desen 8. 8 zarara girmektense sadece 4 zarara girersin. 6 kâra geçmiş olursun. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şifreler devam ediyor. Sıradaki videoda olabilir bir şifre. Bakalım ne olacak.